Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şam börek tarifi vereceğim. Batman yöresine ait bir börek tarifi bu. İnanılmaz lezzetli. Evet, hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle şöyle bir kabıma bir tatlı kaşığı toz şeker alıyorum. Bir paket instant maya ekliyorum. Ve bir su bardağı ılık su ekleyip önce hafif bir karıştıracağım. Biraz mayamın erimesini istiyorum. Ve tuzumu ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim arkadaşlar. Ama hamurum biraz fazla oldu benim. Dilerseniz siz daha az miktarda yarıya bölüp yapabilirsiniz. Toplamda 12 bardak un ekledim. Su bardağı. Ve 6,5 bardak da su eklemiş oldum üzerine. Su miktarını da unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Ona dikkat edin. Ben tam buğday unuyla normal unu karıştırdım arkadaşlar. Tam buğday ununu mutlaka kullanın. Daha gevrek, daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ve hemen yoğurmaya başlıyorum. Şöyle iyice hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu şöyle 5-10 dakika kadar iyice yoğuruyorum arkadaşlar. Üzerine örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Şöyle 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum ve hemen iç harcının yapımına geçiyorum. 1 kilo kıymam var. Tencereme alıyorum. Kaşığımla böyle eze eze hafif suyunu salmasını bekliyorum. Şöyle kıymamın rengi değişince, suyunu tam çekmeden üzerine 4 adet büyük boy ince ince doğradığım soğanımı ekleyeceğim. Soğanının çok olmasından korkmayın arkadaşlar. İçinde çok güzel pişiyor. Sadece ince ince doğramaya bakın. Soğanını ince ince doğradım, üzerine ekledim ve karıştırıyorum. İki adet de yine ince ince doğradığım sivri biber ekliyorum ve tenceremin kapağını kapatıp şu altındaki çok az kalan suyu çekinceye kadar hafif pişiriyorum. Ve üzerine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ekledim. Suyunu iyicene çekti ve hafif kavrulmaya başladı. Şöyle bir yemek kaşığı, pardon, önce baharatlarımı ekliyorum. Kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ekliyorum arkadaşlar. Başka baharat koymuyorum. Bir yemek kaşığı silmede salça ekliyorum. Çok fazla salça eklemiyoruz. Şöyle hafif rengini değiştirecek miktarda salça ekliyoruz. Tadını baskılamasını istemiyorum salçanı. Bunun kıymasının pişirme tekniği biraz farklı oluyor arkadaşlar. Ve çok az da maydanoz koyuyorum. Şöyle bir tutam kadar. Maydanozunu da çok fazla koymuyoruz arkadaşlar. Ve iyicene karıştırıyorum. Bu arada kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ekledim. Hamurum da iyicene mayalandı. Ve hemen elimle iyicene havasını alıp toparlamaya çalışıyorum. Evet, şöyle yumuşak bir hamurum oldu. Mayalanınca da daha fazla yumuşadı. Kulak memesi kıvamında bir hamur. Hafif elimi unluyorum. Ve tezgahımın üzerine alıyorum hamurumu. Şöyle küçük küçük bezelere ayıracağım onları. Mandalina büyüklüğünde bezeler. Evet, bir bıçak yardımıyla ikiye böleceğim hamurumu. Bu arada eğer daha az yapacaksanız arkadaşlar malzemeyi yarıya bölebilirsiniz. Ama inanılmaz lezzetli oluyor, o yüzden yani
Biz toplam 10 kişiydik. Bunlar ancak bize yetti arkadaşlar. Evet, şimdi hamurumu küçük küçük bezelere ayıracağım. Ve bu arada arkadaşlar, eğer buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Desteğinize ihtiyacım var. Evet, hamurumu kesiyorum. Küçük küçük mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Şöyle elimize yapışmaması için de hafif unlayabiliriz elimizi. Evet, biz kıymalı ve patatesli yaptık. Dilerseniz ıspanaklı, peynirli de yapabilirsiniz. İç harcını. Ve hemen açmaya başlıyoruz. Bu arada yeğenim de ellerini sık sık araya sokuyor. Hamurla oynamayı çok seviyor. Tatlışım benim. Muhammed Taha'm. Seni çok seviyorum. Evet, ince ince açıyoruz. Ve harcımızdan şöyle biraz içine koyup gördüğünüz kadar üzerine hemen kapatıp elimizde hafif bastırmamız yeterli oluyor arkadaşlar. Şu kenarlarını almanıza hiç gerek yok. Çünkü gerçekten çok yumuşak oluyor ve çok lezzetli oluyor. O yüzden kesmiyoruz kenarlarını. Şöyle unla, hafif yumuşak bir hamur olduğu için unla açılıyor. Sonradan o unu elimizde hafiften geriye alıp temizliyoruz ununu. Şöyle malzemesinin bolcanı içine koyuyoruz. Üstüne kapatıyoruz arkadaşlar. Elimizi hafif bastırıyoruz ve gözlememiz hazır. Yani şam böreğimiz. Bu da patatesli. Patatesli de yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz peynirli ve ıspanaklı da yapabilirsiniz. Evet, bütün bezelerimizi aynı şekilde açtık, kapattık ve temiz bir bezin üzerine dizdik hepsini. Ondan sonra pişirmeye başladık arkadaşlar. Birazdan pişirmesini de göstereceğim size. Bu da patatesli olan ve gördüğünüz gibi hepsini bir temiz bezin üzerine dizdik. Şimdi burada tavamı ısıttım. Çok az yağladım ve çevire çevire iyicene pişiriyorum. Çok fazla yağlamayın arkadaşlar. O zaman dışı çabuk pişer, içi pişmez. Böyle orta ateşte, çok kısık olmasın ateşiniz, çok yüksek de olmasın. Hafif üzerini yağlayabilirsiniz ama iyicene piştikten sonra ondan sonra istediğiniz gibi üzerini yağlayın. Tereyağı da sürebilirsiniz bolcana. Çok lezzetli oluyor tereyağıyla. Ama pişirme sırasında çok fazla yağlamayın arkadaşlar. Çok hafif yağ dökün. O da tavanızın yanmaması için. Şöyle yanmaz bir tavayla çevire çevire iyicene pişiriyoruz. Gördüğünüz şekilde. Ve arkadaşlar inanılmaz lezzetli oldular. Mutlaka deneyin bu tarifi. Şiddetle tavsiye ediyorum size. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşça kalın.